İnşaat Türkiye ve Adıyaman için. Adıyaman İnşaatçılar Odası seçimlerinde adaylığını açıklayan Hakan Yanar, kurmuş olduğumuz deneyimli yönetim üyeleriyle Adıyaman'a hizmet etmeye talibiz dedi. Önce biraz sıkıntılar oluştu ama bunu hükümetimiz bir dengeye katacak. Yanar açıklamasında Adıyaman'ın bacasız fabrikası olan inşaat sektörünün emin ellerde olması için yönetim olarak başkanlığa adaylığımı koydum. İyi bir ekip ile bu yola çıkıyoruz. Biliyorsunuz ki bu sektörden yüzlerce kişi evine ekmek götürüyor ve bu sektörü daha canlı tutmak için elimizden geleni yapacağız dedi. İnşaat Türkiye ve Adıyaman için çok büyük bir lokomotif, çok büyük bir sektör, bacasız bir fabrika. Bununla alakalı fiyatlar yükselince biraz sıkıntılar oluştu ama bunu hükümetimiz bir dengeye katacaktır umarım. İnşaatçılar Odası adaylığına benden çok ekibim koydu. Ekibimiz kuvvetli, bu inşaat sektöründe olan insanlar. Adıyaman'a katkı sunmak için güzel bir ekiple geliyoruz inşallah. Muhakkak ki olacak. Bizim sektörlerde sıkıntılar olduğunu hissettik. Mermerciler, pikeçiler, camcılar, peveciler, bütün sektörün kendi sıkıntıları var. Her sektörden de arkadaşlarımız var yönetimde. Her sektör kendince sıkıntılarını gidermek adına sektörler çalışacak. Biz de katkılarını sunacağız. Adıyaman için daha güzel, daha iyi yerlere gelmek için çaba göstereceğiz. İnşaat deyince insanlar küçük bir iş zannediyor ama inşaat sektörü çok büyük bir lokomotif. İnşaat sektöründe temelden en son aşamasına kadar yüzlerce insan bu sektörden ekmek yiyor. Zaten inşaatçılar odası yani sadece biri değil, elektrikçi değil, sadece bir PVC'ci değil, harfiyatçı değil. Baştan aşağı yüzlerce insanın ekmek yediği bir sektör. Biz de bu işin temelinden geldiğimiz için, bu işin A'dan Z'ye bütün şeylerini bildiğimiz için sadece bir kalem değil yani inşaat dediğinizde, inşaat yüzlerce kişiye katkı sunan bir sektör. Biz bu işi iyi biliyoruz. Bu sektörün içinde yetiştik, çekirdekten yetişmeyiz. Ne tür sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Fiyat politikaları vesaire bunun gibi bir sürü sıkıntılar var. Biz bunları bir nebze olsun gidermek için geliyoruz. Tabii ki bu aday olmazdan önceki dönemlerde yönetimdeyiz. Sıkıntıları biliyoruz. Yani inşaatçıların odasının bir odası dahi yoktur. Biz inşallah gelip ekibimizle beraber elimizi taşın altına koyacağız. İnşallah daha güzel yerlere getireceğiz biz bu sektörü. Evet dediğimiz gibi Adıyaman'ın kendi bir odası da yok. Allah izin verirse kendimize odamızı da açacağız. Gelen mükelleflerimizi çayını, kahvesini ve ihtiyacını görmek için tüm gayret ve çabayı sunacağız. Ekibimiz güçlü, ekibimiz bu işi biliyor. Ekibimizle beraber bunları başaracağız, becereceğiz inşallah.